bitirmemişti konuşmasını. Evet. Buyurun Ali Bey. Şimdi nerede kaldık? Cumhurbaşkanı istediği hakareti, istediği tehdidi özgürce ki bu bir özgürlük değil bakın kimsenin suç işleme özgürlüğü yok. Herkese karşı kullanacak ama kendisiyle ilgili eleştirilerde önce troller sonra işte Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri sonra en son kendisi bakanı hedef gösterecek bir gazeteciyi katalog suçlarda olmamasına rağmen tutuklama şartları asla oluşmamasına rağmen duyacak. Bakın Sezen suç için söylediği bir cümle var. Dilini kopartırım dedi. Bir düşünün. Mahallesini de söylemeyelim ama orada yürüyüş yaparken Allah göstermesin bunu kendine vazife edinen, işte görüyorsunuz tehditleri, şahsımıza yazılanları bir yandaşı, bir müessir fiille bulunsa sanatçıya bunun hesabını verebilecek mi? Siyasetçiler hele hele Cumhurbaşkanı kullandığı dile çok dikkat etmesi lazım. Yani bu ülkede yıllarını sanata vermiş, hepimizin çok sevdiği, dinlediği bir sanatçının dilinin kopartılmasından söz ediyoruz. Afganistan'da müzik aletlerini yakıyorlardı, sanatçılar ağlıyordu. Bu daha vahim bir eylem bakın. Çok daha vahim bir şey. Bir, bir besteci, yorumcu, sanatçının dilinin kopartılmasından bahsediyor bu ülkenin cumhurbaşkanı. İşte bu yüzden ben iki yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ceza kanununda değişiklik yapılması için bir kanun teklifi verdim. İki yıl önce. Dedim ki Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu kaldıralım. Çünkü bu kanun maddeye konulduğunda Cumhurbaşkanları tarafsızdı. Tarafsız olduğunu da biraz niye almıyoruz? Mesela Kenan Evren'de bile 340, Turgut Özal'da 207, Süleyman Demirel 158. Ahmet Necdet Sezer 163 dava. Ama beyefendinin de 100 binleri geçti. Niye? O cumhurbaşkanları gerçekten tarafsızdı. Taraf olsa da tarafsızlığını şeklen koruyorlardı. Ve dedim ki kaldırın. Türk Ceza Kanunu 125. Hakaret. Hakaretin nitelikli hali, kamu görevlisinin hakaret fazlasıyla yetiyor. Milletvekilleri çıldırdı. Sizleri Cumhurbaşkanı'na hakaret etme özgürlüğünü mü savunuyorsunuz? Hayır. Ben kimseye hakaret etme özgürlüğünü savunmuyorum. Ama Cumhurbaşkanı da bana etmeyecek. Ben de Cumhurbaşkanını etmeyeceğim. Eğer Cumhurbaşkanı ettiği yemine sadıksa, şerefi namusu üzerine ettiği yemine sadıksa, benim hiçbir sözüm yok. Bu madde kalsın. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir yurttaş bugün Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olduğunu söyleyebilir mi? Tarafsız olduğunu geçelim. Ben bu kadar taraflı bir siyasetçiyi görmedim. Yani bir partinin genel başkanında bile bir feraset olur. Bir parça adalet duygusu olur. Bir parça diline, hareketlerine, sinirine, öfkesine sahip olur. Yani sen toplumu bu kadar ayrıştıracaksın. Sanatçının dilini kopartacaksın. İşte Manadalar ile ilgili genel başkanlara man kafa diyeceksin. Milletvekiline geri zeka al diyeceksin. Bana ya da partinin sözcülerine köpek gibi havlıyor diyeceksin. Cibiliyetsiz diyeceksin. E ondan sonra kendinle ilgili bir konu olduğu zaman dünyaya ayağa kaldıracaksın. Bir dakika ya. Bir dakika. Hiç kimsenin bu ülkede suç işleme özgürlüğü yok. Beyefendinin de yok. Ha işte bu sistem. Bakın bu ucube sistem. Hep konuşuyoruz bu sistemi siyasetçileri Cumhurbaşkanı'nı bu kadar hoyratça davranmaya etmiştir. Çünkü beyefendi yasama benim diyor. Yargı benim diyor. Yürütme benim diyor. Devlet benim diyor. 84 milyon benim diyor. Topraklar benim diyor. Olur mu öyle şey? Bu sistemin yarattığı bir canavarlıktır bu. Bakın dünyanın hiçbir yerinde Afganistan'da bile adamlar bu cümleyi kullanamaz. Dil kopartacakmış. Kimin dilini kopartıyorsun sen ya? Sen kimsin? Sen nesin? Sen ne bir insansın? Haydi bakalım Adalet Bakanı bir tweet at. Ben bu ülkenin Adalet Bakanıyım. Ben adaleti savunuyorum. Sen kimin dilini kopartıyorsun? De. O savcılara bak sesleniyorum. Resen soruşturmayı gerektiren bir suç. Hadi bakalım. Ha yok çünkü Türkiye'de. Türkiye bu hale gelmiştir. Bu 84 milyonun bir sorunudur. Bu bir demokrasi sorunudur. Bakın aslında burada Adalet Bakanı da, Cumhurbaşkanı da, o savcı da, o tutuklama kararını veren hakim de bir sınır çiziyor. Türkiye. Ye. Size çiziyor. Gazetecilere çiziyor. Siyasetçilere çiziyor. Sanatçılara çiziyor. Hı <laughs> hı konuşmayacaksınız. Eleştirmeyeceksiniz. Tartışmayacaksınız. Şarkı bile beslemeyeceksiniz. Beş yıl önce bu şarkı yapılmış. Ama bugün ortaya çıkabiliyor. Bu sınır insanları susturma, insanları bir köşede tutma sınırıdır. Ve bunu maalesef ki hukukla yapıyorlar. Yani 2010 öncesi Türkiye ile 2010 sonrası Türkiye artarak, artarak, herhalde Salim abi söylemişti, Türkiye'nin her yerini cezaevleriyle dolduran, daha yeni 33 tane mi cezaevi yapıyor dediniz, e, koca koca cezaevleri yapan ve insanları oraya atacağını konuşursa, eleştirirse atacağını söyleyen bir Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı var. Ben bu Adalet Bakanı'na, diğer bakanlara göre diyorum, bakın bir Soylu'ya göre falan, bir parça belki, ee, insani yaklaşabilir diyordum. Ama o da umudum kalmadı. Ee, bir şey daha söylediniz. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili Avusturya Mahkemesi bir karar verdi. Elindeki iki adamı yurt dışına çıkardın. Yine o sulh ceza mahkemelerini kullanarak bunu yaptın. Ama tüm bu işleri yapan bu altlara karışan başsavcı vekili şimdi bu bakanın yardımcısı. Türkiye'de hukuk bu Türkiye'de yargı bitmiştir. Yargı tıkanmıştır. Yargı sarayın sözü, kılıncı, neşteri haline gelmiştir. Bu bir kez daha altını çiziyorum. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Gülseren Hanım'ın, Salim Bey'in, Gökmen Bey'in, Halk Divi'nin sorunu değil, 84 milyonun sorunudur. Herkes en üst derecede tepki vermelidir. Peki. Şimdi e... Ali Mayır e bir şey sorabilir mi? Tabii. Ee, tabii Ali Mayır'ın bizden daha fazla sorumluluğu var çünkü muhalefet partisinin önemli bir milletvekili. Ee, burada sadece demokrasi sorunu mu şu anda karşı karşıya olduğumuz yoksa e, demin de söz ettiğimiz aynı zamanda laiklik sorunu mu? Ve Bakın o... Bu bu algılama, bu çerçeve kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemleri nerede? Tabii ki hemen söyleyeyim. Afganistan'da vermiş olduğum örnek tam da aslında anayasanın ikinci maddesine inanılmaz bir tehdit geliştiriyor. Taliban ne yaptı? Müzik aletlerini sanatçıların göz önünde ağlarken yaktı, kırdı. Bizim Cumhurbaşkanımız bir sanatçının dilini kopartacağını söyleyerek bir adım daha öne Bu gerçekten layık Türkiye'yi, layık Türkiye Cumhuriyeti'ni Büyük bir darbedir. Aslında layıklık, demokrasinin çok önemli bir sigortasıdır. Cumhuriyet Minanç Halk Partisi'nin altı okundan biridir. Biridir. Kesinlikle biz böyle düşünüyoruz. Layıklık ilgisi 84 milyon için bir sigortadır. İnanç özgürlüğü için bir sigortadır. Ona vurulan bir darbedir. Peki. Ee, çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Barolar Birliği'nin <laughs> açıklamasını söylediniz. Hı <laughs> hı. Çünkü barolar birliği doğru yapmıştır. Her zaman savunmayı, savunmanın kutsallığını, layıklığı, layık cumhuriyeti, Cumhuriyet Halk Partisi kadar korumak zorundadır demokrasiyi. Ama hukuksuz bir şekilde kurulan bir ikinci baro var. O da bir açıklama yaptı bugün. O da açıklamasını neyi söyledi? Kimse Cumhurbaşkanı diriz otamaz. Uzatırsa gereken yapılır. Bunu avukatlar söylüyor bakın bu ülkede. Savunma tarafında olacak. Uğur Poyraz'ın yanında olacak. Yani e, bir ihlal var. Onu konuşacak olan o sözde var o. Bugün Türkiye'deki işte avukatlara savunmaya ayar vermeye kalkmıştır. Peki. Ee, Gülsel Hanım sorunuzdan anladığım aslında laiklik vurgusu konusunda anladığım kadarıyla CHP'nin söylemini biraz eksik buluyorsunuz e, gibi algıladım ben. Evet sorunun